Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Teknopova 5 ailesini inceleyeceğiz. Teknopova 5 var elinde ve Teknopova 5 Pro 5G var. Bu iki telefona birden bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yaklaşık 10-12 gündür cihazlar bizde. Birer saatlik ayrı ayrı bir oyun testi yapıldı bu telefonlara. Fotoğraf, video vesaire onları konuşacağız. İki cihazın da özellikleri birbirine çok yakın olduğu için Pova 5 ailesini beraber tek video içerisinde aktaracağım. Arkadaşlar Tekno markasını biliyorsunuz zaten. Önceden de bayağı bir modelini incelemiştik. Tekno markası ülkemizde yatırımlı olan köklü bir marka. Pova serisi, Pova ailesi ise zaten Power'dan geldiğini tahmin ediyorsunuzdur. Batarya kapasitesi yüksek, uzun pil ömürlü ve yüksek oyun performansı sunan serisine verilen isim Tekno markasının. Ve bu iki cihaz da öyle zaten oyun karakteriyle geldiğini görüyorsunuz Free Fire oyununun. Kutularından çok kısa bahsedeceğim. Şimdi özel bir seri bu. Sınırlı sayıda üretilen işte Free Fire kutusuyla geldi iki cihaz da. Zaten şöyle stickerlar çıktı işte içinden. Gift kod çıktı. Bunu kazımıyorum. İsteyen biri varsa veririm sonra. Free Fire oyunu yani bilmeyenler için söyleyeyim. Yani meşhur bir oyun. Ülkemizde de meşhur bir oyun. Hani 1 milyar üzeri indirme var Google Play Store'da. Ben ilk başta 117 milyon kere indirilmiş. Bayağı iyi demiştim. Meğersem o yorum sayısıymış sadece. Bilindik bir oyun, meşhur bir oyun, popüler bir oyun. Arkadaşlar önce Pova 5 ile başlayalım. Kutusundan 45 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor bu arkadaşın. Kulaklığı çıkıyor, kılıfı çıkıyor, kablosu çıkıyor. Her şey çıkıyor zaten içinden. İkisi de zaten full geliyor. Bunda 45 wattlık bir adaptör geliyor. Ama Pova Pro 5G'ye bakarsak bunun kutu içerisinde de yine kulaklığımız bir tık daha bence şık bir kulaklık çıkıyor. Kulaklıkları farklı çünkü ikisinin. Ayrıca bunda gelen adaptör 68 wattlık bir hızlı şarj adaptörü. Zaten arkada böyle bir farklılıklar görebiliyorsunuz. Ama iki cihazın da kutusu dolu dolu geliyor. Tasarımlarıyla başlayalım. Şöyle sağ tarafta ses açma kapama ve parmak izi tuşumuz var. Pova 5 Pro'daki ses açma kapama tuşu yekpare, bitişik. Pova 5'te ise iki parça. En büyük fark bence bu aralarındaki ilk fark. Tepeden şöyle baktığımızda ise hoparlör kısmının daha büyük olduğunu göreceksiniz. Pova 5 Pro'da 3 çentikli daha geniş bir hoparlör var. Yine bunda daha küçük bir çentiğimiz var. Sol tarafta ise Pova 5 Pro'daki SIM kart ve SD kart girişi bir tık daha yukarıda ve ekrana daha yakın konumlandırılmış. Bunun bir tık daha aşağıda. Yine İki telefonun da alt tarafına bakacak olursak da Type-C girişi, kulaklık girişi ve hoparlör çıkışları hemen hemen birbirleriyle aynı. En büyük fark ise arka taraflarında arkadaşlar. Şurada şöyle şekilli bir ışığı var Pova 5 Pro'nun ama Pova 5'te normal yine materyal olarak birebir aynı. Herhangi bir şekilde hani şey yok, malzeme değişikliği vesaire. Ekran tarafı, ekran çerçeve oranı bence tamamıyla aynı. İki telefon arasında herhangi bir fark görebiliyor musun bilmiyorum. Görünmüyor. İncelik kalınlık olarak da bir şey görünüyor mu? Ona bakalım diyeceğim ama bunu da anlayamaz. Bence birebir aynı. Yani tasarım olarak cihazlarımız bu şekilde. Pova 5 Pro 5G'nin şöyle güzel bir özelliği var arkadaşlar. Arka ışık efekti diye bir yer var. Hızlı menüden giriyoruz. İşte gelen aramalarda şöyle seçebiliyorsunuz ne olacağını. Bakın şöyle ışık yanıp yanıp sönüyor. Bildirimlerde ayrı bir şey yapabiliyorsunuz. Başlatta ayrı bir şey, işte müzik çalarken ayrı bir şey, oyunlarda şarj edilirken vesaire bambaşka bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. En azından böyle şarja falan koyduğunuzda bildirim varken arkası yanıyor, bir şey oluyor. Görüyorsunuz hani bir şey gelmiştir, mesaj falan gelmiştir diye oradan bakabiliyorsunuz. İki telefonun şöyle kutu açılışını göstermedim ama kılıfları arasında bir fark var. Şurada hani ışık geçeceği için, ışık yanacağı için Pova 5 Pro 5G'nin kılıfı bir tık böyle daha buraya böyle boşluk bırakmışlar. Işık daha böyle dikkatli bir şekilde yayılsın diye güzel dikkat edilmiş. Evet, cihazların ekranlarıyla başlayalım. Şimdi iki telefonda ekranı birebir aynı birbiriyle. Herhangi bir fark yok. Ben genelde Tekno'nun bu huyunu çok seviyorum. Çok fazla cihazlar arasında fark yaratmıyor. En azından ekran konusunda. Sonuçta yüksek pil kapasiteli, yüksek oyuncu performanslı bir telefon çıkartıyorsan hani birinin 90 Hz'e düşürmemiş. Kısmamış yani. Güzel özellik. 6.78 inç, 120 Hz yenileme hızına sahip, 580 nit parlaklığa kadar çıkabilen bir ekran kullanılmış. Ayrıca ekranlarımız 1080p'ye 2460 piksel bir çözünürlük sunuyor. İki telefonun da ekranları birebir aynı ve ekranların önünde şöyle göstereyim hemen kamera kısmında. Şuradan iki telefonda da ekran ışığı kullanılmış. Bu ışıklar arkadaşlar bazı uygulamalarda bazen hakikaten hayat kurtaran ışıklar oluyor. Bunun da altını çizeyim şöyle. Bu arada Pova 5'te siyah, mavi, gold renkler varken Pova 5 Pro'da siyah ve
silver renklerimiz var. Hani tasarım konusunda renge değinmedim ama onun da altını çizeyim. Evet, şimdi gelelim teknik özelliklere ve teknik farklara. Ne gibi şeyler var? Arkadaşlar önce Tecnopova 5'te MediaTek Helio G99 bir işlemcimiz var. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla geliyor. Ayrıca dilerseniz sanal bellekte 8 GB ek ile 16 GB'a kadar da çıkartılabiliyor. Hatta şöyle bir şey ayarlamışlar menüde. Sanal bellek kapasitesini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Yani diyorsun ki ben 3 GB sanal RAM kullanmak istiyorum ya da 5 GB'a kadar kullanmak istiyorum ya da 8 GB'a kadar kullanmak istiyorum diye bir arayüz yapmışlar. Güzel olmuş. Çünkü biliyorsunuz depolama tarafından çektiği için cihazı da zorlayabilir. Güzel bir çözüm bulmuşlar yani. POVA 5 Pro 5G ise MediaTek Dimensity 6080 işlemciye geliyor. Yine aynı şekilde 256 GB dahil depolamamız var. Ve 8 GB RAM'imiz var. Yine aynı şekilde dilersek de 8 GB ek bir sanal bellek ile 16 GB'a kadar arttırılabiliyor. Ama biliyorsunuz POVA 5 Pro 5G'nin en büyük özelliği 5G çipli olması. Yani sanırım seneye ülkemizde de bizim öngördüğümüz en azından 5G'li altyapıya geçeceğiz. Zaten denemeleri yapılıyor şu anda işte İstanbul Havalimanı'nda. Sanırım başlatıldı. En son orada görmüştüm ben. Yavaş yavaş geçilecek. Hani ben bir cihaz aldım. Birkaç sene kullanmam artık. Başka bir cihaz istemiyorum diyorsanız 5G altyapılı versiyonunu tercih etmeniz gerekebilir. Şimdi gelelim iki telefonla da oyun testleri yaptık arkadaşlar. PUBG, Call of, Need for Speed oynadık. Ve tam 1 saat POVA 5 ile 1 saatte POVA 5 Pro 5G ile oyun testlerimizi yaptık. Testlerin sonuçlarını anlatacağım ama oyun odaklı cihazlar olduğu için birkaç böyle oyun odaklı özellik eklemişler. Onlardan bahsedeyim. Öncelikle Game Space diye bir şey koymuşlar. Oyunlara özel geliştirilen bir arayüz yapmışlar. Temel amacı işte oyunlarda sizin daha iyi performans almanız ya da işte internet hızınızı oyun odaklı hale getirmeniz. Hatta oyun içi böyle bazı ekstra tuşlar da atayabiliyorsunuz. Bazı oyunlarda ekstra oyun dışı bir tuş koymak sizin el alışkanlığınızı geliştireceği için çok daha avantajlı hale geçebiliyorsunuz. Böyle bir iki dokunuş yapmışlar. Ayrıca yine telefonlarda buhar hazneli soğutma teknolojisi var. Telefon çok ısınmıyor. Yani işte bir saat testte 9 derece falan zaten göreceksiniz ısındı. Yani 10 derece falan ısındı maksimum. Buhar hazneli soğutma teknolojisi şöyle bir şey. Telefon çok ısınsa bile çok çabuk bir şekilde kendini soğutuyor. Yani atıyorum oynadınız. Aa işte hani diyoruz ya telefon çok ısındı. Bıraktınız. Hani 5 dakika sonra telefon eski haline neredeyse yaklaşmış oluyor. POVA 5'in oyun test sonuçlarını açıklayayım. %12 civarında şarjım gitti. Yaklaşık 9-10 derece ısındı totalde 1 saatte. Bu arada şunu da söyleyeyim, POVA 5'te Panther Engine 2.0 diye bir teknoloji var. Tek tıkla cihazımızı soğutabilen yapay zeka destekli bir yazılım oluyor kendisi. Bence gayet de güzel çalışıyor. Valla çatır çatır da oynatıyor. Yani %12 bence gayet bir saatte çok da iyi bir performans. Gelelim POVA Pro 5G'ye. Arkadaşlar POVA Pro 5G'de %17 bir şarjımız düştü ve 9 derece ısınma gördük. POVA 5 Pro'da ise Panther Engine 3.0 sürümü var. Aynı yazılımın. Yine dediğim gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Oyunları da akıcı bir şekilde oynatıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya birinde %12 düştü, birinde %17 düştü. Niye böyle? Arkadaşlar POVA 5 6000 mAh, POVA 5 Pro 5000 mAh. Yani yaklaşık olarak aslında aynı kapasitede pil harcamış oyun performanslarında. Kafa karışıklığı olmasın diye söylüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Daha önce de birkaç modelinde vardı Tekno'nun bu. Tekno POVA 5 Pro 5G'de bypass şarj özelliği var. Çok kullanışlı bir özellik. Yani ben oyun oynuyorum, tam şarjım bitti, bir şey izliyorum falan derken de takarsanız eğer şarja, telefonu ısıtmadan yani direkt bataryaya vermiyor elektriği. Önce anakarta verdiği için batarya hemen ısınmıyor. Siz orada şarj olurken yine yavaş yavaş oynuyorsunuz oyununuzu. Hiçbir şekilde bir anda ısınma ve performans kaybı yaşatmıyor. Güzel bir özellik. Zaten meraklısı oldukça da kullanıyor. Bu arada son olarak da benim POVA 5 Pro'da beğendiğim güzel bir özellikten bahsedeceğim. Link Booming diye bir teknoloji yapmış Tekno burada. Yani çift ağ gücüyle çalışabiliyor aynı anda. Yani Wi-Fi ve mobil veriniz birebir siz oyun oynarken aynı anda aktif oluyor. Atıyorum işte evde birisi yan odada bilgisayarı güncelleme yaptı, bir şey oldu. Bir televizyonda bir şey açtı. Televizyon akıllı TV ise. Sizin tam oyununuzun ortasında Wi-Fi gücünüz yavaşlarken Link Booming özelliği sayesinde hemen o veri kaybını mobil veriden tamamlayıp size performans kaybı yaşatmıyor. Yine aynı şekilde mobil verinizde bir performans kaybı yaşanırsa da Wi-Fi üzerindeki etkisini arttırarak güç kaybını dengeleyip
size hızlı bir şekilde bağlantınızı güçlendirip dengenizi bozmamanızı sağlıyor. Arkadaşlar gelelim cihazlarımızın kamerasına. İkisinin de arka kamerası aynı. 50 megapiksel ana kameramız var. F1.6 diyaframa sahip ve yine alt tarafta yardımcı bir AI kamera olarak geçiyor. Yine işte ışıklarımız, flaşlarımız birebir aynı. Zaten biz çektik, aynı sonuçları aldık diyebiliriz. Ama Poco 5 Pro'nun selfie kamerası 16 megapiksel. Poco 5'in 8 megapiksel. Yine 2K'da 30 kare çekebiliyoruz. Video performanslarını, zaten fotoğraflarını hepsini koyacağım. Kendi gözlerinize görürsünüz. Zaten birçoğu da aynı. Sadece ön kamerada farklılık var. Gelelim seslerine. İki telefonda da stereo hoparlör, DTS ve Hi-Res teknolojileri var. İkisi de gayet tertemiz ses verebiliyor. Bahsetmiştim ama pil konusuna son anda değineyim. Poco 5'te 6000 mAh batarya var demiştik. Poco 5 Pro'da 5000 mAh batarya var demiştik. Ve iki telefonda hemen hemen zorlamazsanız kendinizi 1,5 gün götürüyor. Hadi çok zorladınız. Çok zorladınız. Bir gün rahat çıkartıyor ama ben çok telefonu kullanmıyorum, çok ilgilenmiyorum diyorsanız da 2 gün götürebiliyor. Şarjları da hakikaten uzun gidiyor. Zaten Poco serisinin ilk başta çıkış amacı globalde bu şekildeymiş. Elektriğe erişimi çok böyle
fazla olmayan değil mi, stabil olmayan ülkelerde çok yaygın kullanılıyor. Afrika gibi yerlerde. Genelde tercih edilen bir model olmasının sebebi de bu. Oldukça da şarjı, bataryası yüksek gidiyor. Evet, fotoğrafları gördünüz. Oyun performanslarını gördünüz. Ve gelelim fiyatlarına. Şu an ben bu videoyu çekerken ki güncel fiyatlarına bakacağım. Evet, şu anda POVA 5 9.949 TL bir indirim var. Ama 9.999 TL oluyor. POVA 5 Pro 5G ise 13.449 TL şu anda. Bu civarda fiyatlarla piyasada bulabiliyorsunuz. Evet, cihazları gördünüz, testlerini gördünüz. Yorum kısmında varsa kullananlar, yorumlarını yazarsa sevinirim. Almayı düşünenler onlara sorabilir. Çünkü dediğim gibi biz 10 gün test ettik. Sadece video, fotoğraf ve oyun tecrübemiz oldu. Ama gerçek kullanıcılar her zaman söylediğim gibi çok daha doğru cevaplar verecektir. O yüzden yorum kısmında Tekno markasını kullanan, başka cihazları kullanan da olur. Arkadaşlarımız varsa yorumlarda, diğer arkadaşları bilgilendirirse ayrıca çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.